Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim. Yapım oldukça basit olan mini ekmekler. Ekmeğinizi artık siz de evde yapabilirsiniz. Tarifime geçmeden önce mutfağa dair kanalıma abone olmayı ve zil açarak yeni tariflerden haberdar olmayı unutmayın. Artık tarifimize geçebiliriz. Hamuru için 1 su bardağı ılık su, 250 ml bardak kullandım. Bir paket kuru maya isterseniz yarım paket yaş maya da konabilirsiniz. Ve bir tatlı kaşığı toz şeker. Karıştıralım ve mayayı eritelim. Üzerini streçe kapatarak 5 dakika bekletelim. Maya daha iyi aktif Daha sonra üzerindeki streçe kaldırarak unumuzu yavaş yavaş ilave etmeye başlıyoruz. Mayamızı görüyorsunuz kabardı ve aktifleşti. Unu yavaş yavaş ve kontrol ilave edin arkadaşlar. Unun üzerine de yarım tatlı kaşığı tuz. Tuzu daha az veya daha fazla kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Daha sonra karıştırmaya başlıyorum. İlk olarak bir tırpıcı ile karıştırıyorum ki hamur fazla elime bulaşmasın. Ben 250 milimlik su bardağı kullandım. Yani klasik su bardağıyla bir buçuk su bardağı oluyor. Unumu yavaş yavaş ilave ederek hamurumu artık elimle toparlamaya başlıyorum. Toplamda 3-3,5 su bardağı un gidiyor. Siz yine kontrol olun. Hamurumun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde toparladım. Çok sert bir hamur değil, çok da yumuşak bir hamur değil. Hamurumu tezgahma alarak burada da 5 dakika yoğurmaya devam ediyorum. Mayalanmadı hamur. Tezgahma çok az un serperek hamurumu içe katlaya katlaya yoğurmaya başlıyorum. Bu işlemi mutlaka yapın ki hamurunuz güzel bir şekilde mayalansın. Ekmek hamurunun en önemli püf noktası iyi bir şekilde yoğrulmasıdır arkadaşlar. Sizler de güzelce hamurunuzu yoğurun Bu şekilde videoda görmüş olduğunuz gibi içe katlaya katlaya hamurumu yoğuruyorum. Pürüzsüz bir hamur olması gerekiyor. Hamurumu tekrar yoğurmuş olduğum kaba alarak üzerini streçe kapatarak oda ısısında 45 dakika ile 1 saat arasında mayalandırıyorum. Hamurum mayalandı görmüş olduğunuz gibi 2-3 katına çıkıyor. Kıvamı da bu şekilde. Çok Sert olmadığı görmüş olduğunuz gibi çok da yumuşak cırık bir hamur da değil. Hamurumuzu toparlayalım ve tezgahımıza alalım. Tezgahımıza çok az un serpiştirerek hamurumuzu tekrar toparlıyoruz, yoğuruyoruz. Bu 3 dakika yeterli bu işlem. 3 dakika yoğurumuz yeterli olacaktır. Tekrar aynı şekilde içe katlaya katlaya hamurumuzu yoğuruyoruz. İsterseniz hamur yoğurma makinesi kullanabilirsiniz veya benim gibi elle de ekmek hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz de yorumlara emoji koymayı ve tarif hakkında yorumlarınızı da belirtmeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hamurumu bez haline getirdim. Ben toplamda 5 beze elde ettim. Siz isterseniz 2 beze de hazırlayabilirsiniz. Veya daha küçük ekmekler de hazırlayabilirsiniz. Ben toplamda 5 beze yapıyorum ve diğer bezlerden de parçalar alarak 5 bezeye tamamlıyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde toparlandı ve pürüzsüz bir hamur oldu. Parçalara bölmüş olduğum hamuru tekrar beze haline getiriyorum. Aynı şekilde içe katlayarak hamuru beze haline getirin. Her katlama şekliniz içe doğru olsun ki hamur güzelce mayalansın ve toparlansın fırında. Bezelerim bu boyutta arkadaşlar. Ben 5 tane ekmek elde edeceğim bugün tarifimde. Siz Malzeme miktarını arttırarak daha fazla ekmekler hazırlayabilirsiniz. Ben bugün küçük mini ekmekler hazırlıyorum. İçi yumuşacık ve dışı çıtır çıtır oluyor bu ekmeklerin. Üzerine bir mutlak örtüsü örterek 5-10 dakika bekletiyorum Bekleyen hamurları görüyorsunuz. Yumuşadılar. Bir kenara alıyorum ve bir tane bezeden ham hamuru açmaya başlıyorum. Elimizi açacağız. Tezgahımı çok az un serpiştirdim ve Üst kısmı altı gerçek şekilde hamuru elimle hafif büyüttüm. Yeteri kadar büyüyen hamuru bu şekilde içe katlayarak ve elimizle kenardan bastırarak yuvarlıyoruz ve her rulo yaptığımızda hamuru içe doğru bastırıyoruz arkadaşlar. Ve tekrar tezgahımızda una bulayarak kenarlarını sileştiriyoruz ve ortası tombul kalıyor. Şeklimiz bu arkadaşlar. Büyük hamur yaparsanız da aynı şekilde yapacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi kat yerler üstte olacak şekilde hamurumu içe katlaya katlaya tamamlıyorum. Bu şekilde yaparsanız ekmekleriniz daha iyi olur. Daha güzel de kabarır. Aynı şekilde kenarları sivri yaparak hamurlarımızı tamamlıyoruz. Yalmış olduğum tepsiye 5 tane mini ekmeğimi alıyorum arkadaşlar. Tepsiye sığmadığı için ben ya ikisini aynı şekilde çapraz koydum. Birbirine yapışmasın. Dikkatli olun. Tepsi mayası da alacak zaten. Ekmekleri tepsiye dizim arkadaşlar. Üzerine temiz bir mutlak örtüsü örterek 15-20 dakika dinlendirelim. Dinlenen ekmeklerin üzerine de su sürelim arkadaşlar. Daha iyi kızarması için. Jiletle üzerine çizik atıyoruz. Oval olacak şekilde. Bu jiletleri her yerde bulabilirsiniz. Fiyatı oldukça uygun. Bıçakla istediğiniz şekli vermeyebilirsiniz. Ama ince uçlu sivri bıçak da kullanabilirsiniz. Oval olacak şekilde video gibi ekmeğimin kenarına çizikler atıyorum arkadaşlar. Çok ince çizik olmasın hafif derin olsun. 5 ekmeği de aynı çizikleri atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hemen açılıyor çizgi attığımız yerler. Ekmeğimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 230 ila 250 derecelik fırına gönderiyoruz arkadaşlar. Ekmeklerini fırından çıktı. Üzerine ört örterek 10 dakika dinlendiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel pişti ekmeklerim. Üzeri ve altı çok güzel kızardı. Nar gibi oldu. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. Harika oluyor. Rengin güzelliğini görüyorsunuz. Yumuşacık, Harika, içi tam pişen ekmekler elde edeceksiniz bu tarifle. Dışı çıtır çıtır oluyor ve içi tam pişiyor ve yumuşacık oluyor. Size hepsini yakından göstermek istiyorum. Kesmiş olduğum yerler tam açılmadı ama harika görünüyor bu şekilde de. Size içerisini yakından göstermek istiyorum. İsterseniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz yandan kesip sandviç olarak da kullanabilirsiniz bu ekmekleri. Size içerisini göstereyim. Hiçbir şekilde çiğ ve hamur kalmıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi içi dolu, boş olmayan bir ekmek oluyor. Ve yumuşacık, dışı da çıtır çıtır. Dilim şeklini size göstermek istiyorum. Diliminizde çok harika ekmek elde ediyorsunuz. Çocuklarınız bu ekmeği çok sevecek arkadaşlar. Artık bu tarifle ekmeğinizi evde hazırlayacaksınız. görmüş olduğunuz gibi içi yumuşacık arkadaşlar böyle tariflerin devamı için mutfağa dair kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın farklı tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın